Evet Ege Türk TV izleyenleri, bu haftaki programımızda İzmir Bergama'ya gideceğiz ve yanımızda Emre Horozoğlu var. Emre Horozoğlu ile beraber bir röportaj yapacağız, sohbet edeceğiz kendi aramızda. Kendisini çok sıkmaması için gereken talimatları verdim. Yarın Ekmek ailesi bizimle beraber olacak. Gezimizi tamamlayacağız. İnşallah güzel bir gezimiz olacak. Emre Horozoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk kahraman. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Seni birazcık tanıyabilir miyiz? İsmim Nasrettin Emre. 17 yaşındayım. Altınoluk'ta bir çay bahçesinde çalışıyorum. Arda kalan zamanlarımla açıktan lise okuyorum. Derslerimi çalışıyorum. Evet. 1,5 senedir motosiklet kullanıyorum. Bunun yanı sıra düzgün, ileri ve güvenli sürüş eğitimleri aldım. Ekipmanlarımı aldım. İleri yaşlara kadar motosiklet sürmek istiyorum. İnşallah hep beraber gaz açar kapatırız diyorum ben de. Şimdi 1,5 senedir motosiklet sürüyorum demiştin. Seni ne teşvik etti motosiklete? Dostum ilk bu hikaye şöyle başladı aslında. Okuldan ev arası, işten ev arası 1 kilometre gibi bir mesafe vardı. O zaman bir tane 50 cc bir motor aldık. Onunla sadece yani o şeyde gidip geliyordum. Evle iş arası gidip geliyordum. Sonra internetten araştırırken motosiklet forum siteleri, ekmek olsun böyle sayfalara denk geldim. Baktım böyle güzelce nizami bir şekilde bir yere gidip geliyorlar. Çok havalılar. bu teşvik etti beni. Ondan sonra motosikletimi büyüttüm. 100 cc kap aldım. Biraz daha kendimi geliştireyim diye. Ona yaklaşık bir 30 bin kilometre bindim. Vay. Onda da biraz daha piştim. Hani fazla dışarı çıkmadan o 30 bin kilometre de 2 seneye falan denk geliyor. Yani fazla asfalta da çıkmadan en fazla benzin almaya falan öyle. Sonra ehliyetimi aldım. Bir tık daha büyütmek gerekiyordu motosikleti. CBF 150'yi aldım. Bununla da biraz daha Haziran ayına kadar kullanıp pişmek için bununla devam edeceğim. Ondan sonra gene bir tık daha yükseltip 250 cc alacağım. Peki motoruna bakıyor musun? Motoruma bakıyorum evet. Ne kadar sıklıkla? Manuelinde yazan bakım aralığına göre 1000 kilometre, 2000 kilometre. Arası. Evet. Anladım. Peki yağ değişimini aşağı yukarı kaç kilometrede bir yapıyorsun? Dostum aslında CBF 150'nin kitapçığında yazan 4000 kilometre diyor ama tabii ki CBF 150 için öyle bir şey geçerli değil. Bu 1000 kilometrede 200 mililitre yağ yakıyor kronik hastalığı. Peki her CBF mi böyle? Her CBF öyle. 0 CBF de alsam her 1000 kilometrede 200 mililitre yağ yakıyor. Yağ yakıyor. Evet. Çoğu ilk defa duyuyorum. Kişi kabul etmiyor ama yakıyor, cidden yakıyor. O yüzden hani ben gene 1000 kilometrede bir değiştiriyorum da çoğu mesela abilerim 1000 kilometrede de yağ ekleyip 2000 kilometrede de komple atıyor. Öyle değiştirenler Peki var. O ne kadar tavsiye ediliyor acaba? Bir bilgin var mı? Ya tavsiye edilen 1000 kilometrede bir tabii ki. Çünkü yağ eksiltiyor. Demek ki yağ işlevini yitiriyor ki yağ eksiltmeye başlıyor motosiklet. Allah yardımcımız olsun. Ben de bir CBF 150 kullanıcısıyım ama benim de bazı sorunlarım var motosikletle ilgili. Peki sana bir şey daha soracağım ben şimdi. Lastik havalarını ne kadar sıklıkla kontrol ediyorsun? Dostum her benzin almaya gittiğimde kontrol ederim. Zaten elektronik ölçerim var. Basıyorum. Arkaya öne basıyorum. Gidiyorum. Lastik basınçları gerçekten çok önemli. Gidişini, tutuşunu, duruşunu çok değiştiriyor. Eskiden ben bunu bilmiyordum yani. Öbür koy yüzlük kapım için konuşayım. Böyle bir hantal kalıyor falan tutmuyor. Ama şu anki motosikletimde bilinçli olduğum için gerçekten buna çok dikkat ediyorum. Çok da önemli. Anladım. Peki lastiklerin üzerindeki orijinal lastikleri mi? Yok değiştirdim. Değiştirdin sen de. Çünkü motosikletlerin fabrika çıkışı orijinal lastikleri maliyetten mi kısmak için ya da başka bence yurt dışı olduğu yurt dışının için asfaltına göre mi yapılıyorlar tam onu bilmiyorum ama gerçekten Türkiye yollarında tutuşu sıfır. Anladım. Peki sen de 3 tane top case kullanıyorsun sürekli. Yan çantaların ve bir tane top case olmak üzere. Şimdi yan çantaların ve top case'inin şu anda bir duyum var. Hani kulağımıza geliyor yavaş yavaş ama hani buralarda ya da büyük şehirlerde uygulanmıyor daha. Sanırım ticari olan
ticari olarak kullanılan motosikletlerde ruhsata işlenme zorunluymuş. Bununla ilgili bir şey biliyor musun? Dostum, o konuyu ben çok araştırdım. Yani motosiklet forum sitelerinde falan emniyetin bir şeyi var, yazısı bununla ilgili. Onu cep telefonuma indirdim. Yani onu bir sıkıntı yaşadığımda açar gösteririm. Ticari amaçlı kullananların, pizzacıların, kuryelerin, lahmacuncuların kullandıkları top case'ler işletmesi zorunlu ki işletmesi de gerekiyor. Ufacık motora motor kadar taşıma kutusu takıyorlar. Evet, maalesef öyle. Hızlı sürerken öyle habire bir tedirginlik dedin, ondan gireyim. Sistem var ileri ve güvenli sürüşte. Eğer bunu oturtursan, yani hız pek fark etmiyor. 60'la da giderken de uygularsın, 150 ile giderken de bu sistemi uygularsın. Ama alışman lazım. Evet, buna alışman lazım. Sıfırdan başlayıp da mesela ilk öğrendin. Mesela sen daha yeni eğitim aldım dedin. Değil mi? Evet. Yani birkaç ay oluyor sanırım. 3 ay falan. Yani 3 aydır eğitimini aldım mesela. Şimdi gidip de 60 km hızla değil de direkt buradan bindiğinde 150 km hızla, 140 km hızla denesen. Kesinlikle yapamazsın. Bu zaman oturuyor. Benim bile daha sistem yavaş yavaş oturmaya başladı yani. Neyi nasıl yapacağını zaman zaman aklına geliyor. Ha şunu yapacaktık, ha bunu yapacaktık gibi gibi yavaş yavaş oturuyor. Kendime komut verip bunu yaptırıyorum ama bir zamandan sonra bu beyinde kendi otomatikleşiyor. Anlatmak istediğim o. Anladım. Ne diyelim Emre? Biz sen de sürekli gaz açıp kapatıyoruz zaten. Evet. Burada güredesin sen de. Gelip geçerken yolumuzun üstü uğruyorsun illa. Seni tanımaktan biz memnunuz. Ya ben kendi adıma konuşayım daha doğrusu. Ben gayet iyi bir arkadaşımsın. Sürekli görüşüyoruz zaten. Evet. Sosyal medyadan da sürekli takipleşiyoruz. Şimdi bize anlatmak istediğin, buradan birine vermek istediğin bir mesaj var mı son olarak? Evet dostum, var. Haberim vardır. Dün akşam benim toplantıya gelirken motosikletim kilitledi. Evet. Geçmiş olsun çok. Sağ ol. Bir hallettiremeyeceksin. Anca çıkacak. O yüzden yarınki Bergama gezisine ben gelemeyeceğim. Hı hı. Size şimdiden yolunuz açık olsun. Çok dikkatli gidin. Yollar buz olabilir, hava soğuk. Çok sağ ol. Yolunuz ve farınız açık olsun. İnşallah bir dahaki programımızda, bir dahaki çekimimizde, bir dahaki gezimizde seninle beraber gaz açarız. Mutlaka. Bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Evet, Ege Türk TV izleyenleri, motor da tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili Ege Türk TV izleyicileri, bu hafta yine sizlerle birlikte güzel bir rotada birlikte olacağız. Şu anda Burhaniye'deyiz. Kozak yoluna gideceğiz. Oradan Bergama'ya geçeceğiz. Bergama'da gezeceğiz. Dönüşte Dikili üzerinden, İzmir yolu üzerinden döneceğiz. Güzel bir rotamız var. Hava da güneşli. Yalnız Kozak yolu dağ yolu olduğu için biraz gizli buzlanmalar olabiliyor. Tehlikeli bir yol. Arkadaşları uyaracağız birazdan. Ve yola çıkacağız. Hep birlikte. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlanalım. Güneş çıktı. Yolumuz biraz tehlikeli bir yol. Gizli buzlanmalar var. Gölge olan yerlerde, virajlarda. Dikkatli gidiyoruz, yavaşlıyoruz. Şu anda İzmir yolunda 3 şerit olduğu için fermuar düzeninde gideceğiz. Kozak yoluna döndükten sonra tek sıraya geçeceğiz. Herkes arkasındakini bırakmamaya dikkat etsin lütfen. Konvoyu bozmayalım.
Evet, şu an Bergama'dayız. Çok zorlu bir yolculuk yaptık. Buzlanma çoğu yerde vardı. Artı yol çalışmaları vardı. Çamurlu, ıslak yollardan geçtik. Kaldı ki virajlı yollardı. Çok şükür kazası belasız geldik. Ama dönüşte bu yolu kullanmayı düşünmüyoruz. İzmir yolundan, Dikili üzerinden döneceğiz. Şu an burada malımızı verdik, yemeğimizi yedik. Birazdan Akropolis'e doğru çıkacağız. Arkadaşlarla beraber. Evet arkadaşlar, kokoreçliğini yemeyen kaldı mı? Oo. Dönüşteyiz o zaman, yavaş yavaş toplanıyoruz. Akropolis'e doğru çıkıyoruz. Şu an Akropolis'teyiz. Motorlarımızla geldik. Buraya teleferik sistemi de kurmuşlar. Turistler de bol miktarda var burada. Biz motorlarımıza geldik, park ettik. Şu anda bir ziyaret yapacağız içerisine. Bir Yörük Mok Yollarda programına daha hoş geldiniz. Burada buradaki Yörük motorcularla beraberiz. Efendim, eski çağlardan beri motora biniyorsunuz, ata biniyorsunuz, artık bilemiyorum. Eskiden beri biniyoruz ama neye bindiğimizi bilmiyoruz. Eskiden aslında deveye biniyorduk ama deve şimdi kalmadığı için artık motora binmeye başladık. Maalesef yani yapacak bir şey yok. Ben bu işi sevdim. Burayı sevdim. Yani kulaklarımız üşümeyecek. Kafamız, kelimiz üşümeyecek. Şekillerde gördüğü gibi. Evet, kaska da gerek yok artık bundan sonra. Sıcak sıcak gideriz. Evet abi, kaçı kaç para? Hoş bulduk. Biz Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü olarak geliyoruz. Çapalar gidiyoruz. Hoş bulduk. Siz buralısınız herhalde. Evet, bu işi yapıyorsunuz. Evet. Turistler çok geliyor mu buraya? Var işte. Şimdi sezon durgun ama. Yaz gelen oluyor yaz yani. Yaz kış tabii. Şimdi Hong Kong zamanı. Malezyalılar gelir. Yılbaşı şeyine. Biraz hareketli olur da. Yılbaşından sonra biraz durgunluk olur. Evet. Yani şimdi yılbaşını karşılama işte bir hafta 10 gün. Ondan sonra bir hafta da. Ondan sonra Mart'ın 15'inden sonra birazcık daha açılır. Daha da peki olur. Bu gelen gruplar burada konaklıyorlar mı yoksa geçerken burada mi? Burada geçiş yeri burası. Burada genelde İzmir, ondan sonra Ayvalık. Yani oralarda konaklama çok. Bergama'da bir şeyi yok yani. Evet, otel burayı, yok. Burayı ziyaret edip gidiyorlar. Evet, burayı ziyaret edip giderler yani. Peki burada Bergama'da bizim başka ziyaret edebileceğimiz tarihi yerler? Asklepion var. Asklepion'a gidebilirsiniz. Dünyanın ilk hastanesi. Telkinle tedavi yapıyorlar insanlar orada. Suyundan falan içebilirsiniz yani Bergama'ya gelmişken. Bir suyunu içelim derseniz oraya uğrayın. Her sene şey yapılır, kermesler yapılır, düzenlenir. 3500 kişilik bir tiyatrosu vardır oranın. Buranın 25.000, oranın 3500. 4 tiyatrolu ilk şehirdir Bergama. Dünyada bir eşi benzeri yoktur. 4 tane tiyatrosu vardır. 2 tanesi yerin altında, 2 tanesi yer üstünde. Bir tanesi Asklepion'da, bir tanesi Akropol'de. Şu anda yer üstünde olanlar. İki tanesi toprağın altında. Yani belki 1000 yıl sonra falan kazılar biterse onlar da gün yüzüne çıkabilir.
Burada Edremit'ten bir ablamıza denk geldik, hemşerimiz. Hoş bulduk, nasılsınız? Şükürler olsun, nasılsınız? İşleriniz nasıl? Şükürler olsun. Biz 2011 yıllarında gelmiştik galiba buraya. Yine sizi görmüştük. Uzun süreden beri buradasınız, bu işi yapıyorsunuz. Allah ömür verdiği sürece yaparız tabii ki. Hizmette varız her zaman için. Memnun musunuz işlerinizden? Vallahi şu sıra öyle sezon yani. Olsa da Allah bin bereket versin. Yapacak bir şey yok. Sezon girdiği zaman tabii memnun bırakıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun, iyiyiz. Teşekkür ederiz. Biz de işte böyle her hafta bir bölgeye gezi yapıyoruz, tanıtıyoruz. Bu hafta da sizi ziyaret ettik. Sizlere sahip ikramınızı. Teşekkür ederiz. Evet, geleneksel orkide içeceğimiz. Evet. Onların dilini. Traditional, Ottoman drink, salep. Süper. Evet, Gangnam Style. Ama bu Turkish Style. Biber eksik olmuş, bakalım malzeme bu. Balık var, bakalım malzeme. Tamam, maşallah. Buyurun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Süt ve orkide kökü karışımı. Mükemmel. Evet. Herkese tavsiye ederiz. Bergama'ya gelenler, hemşerimiz ablamızın yanına uğramayı ihmal etmeyin. Şu an Akropolis'in içerisindeyiz. Burası milattan sonra 98 yılında kurulmuş galiba. Neredeyse 19-20 yüzyıla yakın olmuş kurulalı. Ama Kadir Hocam tarihi daha iyidir. Hem öyküleriyle, hem efsaneleriyle, hem tarihçesiyle. Bize buradan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Nuri Bey, burası Bergama Krallığı malum hepimizin bildiği. Milattan önce 280 ile 193 arası bağımsız hüküm süren bir krallık. 150 yıl falan hüküm sürüyor. Kurucusu 1. Evenevus. Daha sonra çeşitli krallar geliyor ama milattan önce 133'lerde Roma İmparatorluğu'na geçiyor. O dönemde yapılan Akropol denilen bu bölgede kent merkezi, yani kamu binalarının olduğu bölge burası. Malum bilinen Zeus sunağımız ünlü. Buradan sökülmüş 140 sene önce Alman yol yapımı için gelen mühendis tarafından Çandarlı ve Dikili limanlarından Berlin'e götürülmüş. Şimdi bu Akropol ile ilgili çok güzel bir hikaye var. Sevgi ağacı diye. Efsaneye göre çok yıllar önce bu ağacın olduğu yerde bir ağaç varmış. Bu ağacın bir dalı çınar, bir dalı ise ıhlamurmuş. Çok eski yıllarda bir karı koca yaşıyor bu bölgede, şurada. Kadının adı Bacchus, adamın kocasının adı Pilimon diye. Bu insanlar çok zengin değiller. Ama hırslı, ihtiraslı insanlar da değiller. Yaşayıp gidiyorlarmış. Bir gün Tanrı Zeus'un yolu buralara düşüyor. Oğlu Hermes'le beraber, haberci Tanrı'yla. Diyor ki merak ederim bakalım, ben bu ovadaki kullarıma bolluk verdim. Malum o zaman da altın çıkıyormuş bu bölgeden. Bakırçay Ovası'nın suladığı değerli topraklar var. Bir ziyaret edelim, nasıllar bakalım, bizi hatırlıyorlar mı diye. İki yolcu kılığında, insan kılığında iniyorlar ovaya. Ovada ne kadar ev varsa hepsini tek tek dolaşıyorlar. Kapılarını çalıyorlar. Tanrı misafiri olarak gel. Uğramak istediklerini söylüyorlar. Fakat hiçbir kapı onlara, içeriye buyur etmiyor onları. Geliyorlar bu tepeciğin üzerinde, o zaman bu kadar yüksek değilmiş. Bakıyorlar yaşlı bir, yani küçük eski bir kulübe her halinden belli. Gidiyorlar kapısını çalıyorlar. Yaşlı karı koca kapıyı açtıklarında iki tane Tanrı misafirini görünce çok mutlu oluyorlar. Tanrı olduğunu da bilmiyorlar bunların. Çok seviniyorlar, içeriye buyur ediyorlar.
Oluklarını rahatlettirmek için ayaklarını yıkıyorlar. Her türlü şey, ellerinde ne varsa bahçelerindeki sebzelerden, meyvelerden önlerine getiriyorlar. Evlerinde ne varsa hepsini sunuyorlar. Ama bakıyorlar ki sundukları yiyecekleri tükeneceğine daha da zenginleşerek artıyor. Daha çok ürün artıyor, masadaki yiyecekler çoğalıyor, çeşitleniyor. O zaman anlıyorlar ki bunların yüce kişiler olduklarını ve ayaklarına kapanıyorlar. Ulu Tanrınız bizi bağışlayın, bilmiyoruz biz size. Tanrılar gülümsüyorlar. Tamam diyorlar, siz dönün arkanızı, hiç arkanıza bakmayın diyorlar. Bir süre sonra aşağıdan, ovadan müthiş sesler geliyor. Sel sesleri, gürültüler, şunlar bunlar. Şu alan o zaman küçük bir tepecikmiş ve yükseliyor. Bugünkü halini alıyor ve önünde büyük mermer bir beyaz saray oluşuyor. Akropol. Arkalarına döndüklerine bir bakıyorlar ki bütün ova sular altında kalıyor. Ve o hasis komşular, bencil insanlardan kimse sağ kalmıyor geriye. Diyor ki tanrılar bu iki yaşlı karı kocaya, dileyin bizden, ne dilersiniz? Yani ne istiyorsunuz, zenginlik, para? Diyorlar ki biz bu yaşa kadar birbirimizle yaşadık. Hiçbir şeyimiz yok, hiçbir şey de istemiyoruz. Bizi ölümde de ayırmayın diyorlar. Tanrılar gülümseyerek bunların isteklerini kabul ediyor. Ve diyorlar ki siz bu tapınağın bekçilerisiniz. Bu tapınakta yaşayın. Gününüz gelince sizin isteğiniz yerinize gelecek. Aradan uzun zaman geçiyor. Bir gün Filimon ile Bakaus burada konuşurlarken tapınağın önünde. Bakaus eşine sesleniyor, diyor. Kolların yeşilleniyor diyor. Çınar ağacı, çınar yaprakları çıkıyor diyor. Filimon da sen de diyor, sen de ıhlamur oluyorsun diyor. Ve birbirlerine sarılıyorlar. Ölümün geldiğini anladıkları için. Ve sonsuza kadar bir gövdeden iki ayrı ağaç olarak Tanrı onları sonsuz bir şekilde burada yaşatıyor. İşte bu Akropol'ün efsanesi de bu. Zeus Sunağı burada. Almanya'da. İzmir Bergama yolunu yapan bir Alman mühendis 1870'lerde. Alman aynı zamanda zaten arkeoloji meraklısı. Burası o zaman iyice yıkık dökük bir halde, depremlerle yüzlerce yıldır tahrip olmuş. Biliyor öyküyü, hikayeleri, tarihsel belgeleri incelemiş. Şeyden fark ediyor. Bizans sütunlarının, Bizans duvarlarının içinde fark ediyor Sunağı. O zamanın teknolojisiyle 140 yıl önce tek tek numaralıyor sökülen taşlar, hepsi etrafa yayılmış bir vaziyette. Kağnılarla buradan Dikili ve Çanlar Limanı'na taşınıyor. Hatta Bergama halkı önce bir uyanmış, yani şey yapıyor, itiraz ediyor bu işe. Fakat Osmanlı o zaman Avusturya İmparatorluğu'ndan borçlu. Hani şeyde araya giriyor büyükelçilikler. Halkı yatıştırıyorlar yani bir şekilde. Öylelikle gidiyor. Artık iyi kötü bilmiyoruz. Yani bir yerde şöyle iyi, belki bu tarihi değerli varlıklarımız korunmuş oldu. Yani orada bizde olsa bu kadar kıymetli olur muydu? Yani bir de o da var işin o yönüne bakarsak, ama hadi bu kişiye göre değişen bir şey. Ama çok tarihi bir bölgemiz. İşte Bakır Çay Ovası'nın suladığı tarih boyunca Luviler ve Pelak halkları halkını oluşturuyor. Hatta çok eski antik o Hitit şey kaynaklarında Parga Uma, yani burç insanları, kale insanları diye geçiyor, hisar insanları. Burada yaşayan insanlar. Daha sonra milattan 300 yıl önce şeyden gelenler var. Yunanistan Anakarası'ndan gelen halklar var, Aoller, İyonlar. Onların Helenleştirme dönemi var. O dönemde efsanesi var. Herakles'in oğlu Telepos, güya işte bu Teotra kralına yardım etmiş. Teotra kralı
onun adına iki kent kuruyor. Biri onun adına Pergamon kenti oluyor. Bir rivayete göre yine bu Telepos kralı öldürüyor. Onun yerine kenti kuruyor ve kendi adını veriyor. Daha bunlar efsaneler, yani tarihi desteklenmiş şeyler değil. Dediğim gibi az önce anlatmıştım Nuri Bey'e konuşurken. Kurucusu ilk önce küçük bir prenslikken 1. Emeneus adında bir kral. Onun döneminde burada Galatlara karşı büyük savaşlar kazanılıyor. Ve hatta o zaman bu Bergama sunağındaki kabartmaların bir kısmı da onları anlatıyor. Galatyalılarla savaşı. O zaman civardaki diğer halklar yenilgiye uğratılıyor ve Marmara'dan daha Akdeniz'e kadar Batı Anadolu'da bir Bergama Krallığı kuruluyor. Ve o dönemde Bergama Kütüphanesi, o Zeus sunağı, tıp merkezi aşağıdaki Asklepion, o zamanın en önemli tıp merkezlerinden biri. Çeşitli tedaviler yapılıyor. Birazdan gidince orayı da anlatırız. Saldırı anında, bir şey anında halk çekiliyor. Surların içine, savunma için. Mesela düşman akınlarında buraya müstahkem mevki olarak çekiliyor. Ama yerleşim aşağılarda da var, yani çoğu evler, şeyler. Bir de İngilizce olarak alalım, turistleri de aydınlatalım hocam. Evet, o Kestel Deresi'nin sulama barajı. Daha ötede Allioni barajı var. Orada da bir antik kenti var, Bergama'nın hidroterapi yapılan suyla tedavi bölgesi, ama Yortanlı Barajı'nın suları altında kalmıştı Allioni. Geçen Madra Dağı'nda bir şey anlatmış, hani bir şey vardı, buraya su getiriyor fakat ölüyor falan, o aklıma geldi. Buranın yani su getirilişi o da, o antik dönemdeki o su kemerlerinin. Su kemerleri var böyle. O aç öldüren suya getirilmiş buraya, onun da bir efsanesini anlatmıştık işte, değil mi geçen sefer Madra'da? Evet. Bunlarla televizyonda izlediğimiz kumlarla örtülen bir şehir vardı. Allioni. O Allioni, o buralara Bakır kaç, ne kadar mesafede? Bakırçay. Mesela Bakırçay'ın da size hikayesini anlatayım. Bakırçay'ın adı Kaylos diye geçiyor antik kayıtlarda. Türkçe'de de Bakırlı beldesi var Kınık'ta. Onun adını aldığı söyleniyor. Fakat eski adı Kaylos değilmiş Bakırçay'ın. Daha önce adı Atros'muş. Denizler ve suların tanrısı Neptün, Poseidon'un oğluna hediyesiymiş bu nehir, Bakırçay. Tanrılık hediyesi. Oğluna atfediyor. Adı Atros. Yani oğlunun adı da Atros. Fakat Atros, bu küçük tanrı, biraz işte uçarı bir tanrıymış. Nehir zaman içerisinde insanların korktuğu bir nehir haline gelmiş. Selinden, suyundan her sene bir kurban, bir can almaya başlamış. Bunun üzerine insanlar yani bu tanrıyı kutsamıyorlar. Yine burada bu dağlardaki bu Bergama beylerinden birinin oğluyla Teotra prenslerinden birinin oğlu ava çıkıyorlar. Çok iyi arkadaşlar. Çok değerli iki arkadaş. Avda Bergamalı beyin oğlu attığı okla yanlışlıkla arkadaşına vuruyor. Ölüyor arkadaşı. Çocuk bu acıya dayanamadığı için tutuyor kendini, Bakırçay'a atlıyor. Çocuğun adı da Kaylos. İşte o günden sonra halk o nehri Kaylos Nehri diye anıyor antik çağda. Tabii günümüzde Bakırçay, Türkçe'de sanırım o kınık, kınığın yanındaki Bakırlı belgesinden alıyor adını, tahmin ediyorum. Yani Türkçesinin bir hikayesi bildiğim kadarıyla yok. Devam edelim.
Evet hocam, gene antik bir yerdeyiz ama ben ismini bile telaffuz edemiyorum. Axlepion. Nur Bey, burası antik çağın tıp merkezi. Milattan önce 4. yüzyılda kurulduğu rivayet ediliyor. En önemli antik çağın en önemli tıp merkezlerinden biri. Günümüzün Houston'u, nasıl hani bir zamanlar gidiyorlar diye Houston Amerika'daki. Onun gibi bir yer. Biri Yunanistan'da, biri Kos Adası'nda Hipokrat'ın yetiştiği yer. Biri de burada. Hekim Tanrı Axlepion adına kurulmuş. İstiyorsanız önce ondan, Hekim Tanrı'dan bahsedelim biraz. Daha sonra ayrıntılı bilgiye geçeriz. Mitolojide Axlepios, kehanet tanrısı, bilgelik tanrısı, Apollo'nun oğlu. Yine efsaneye göre Apollon, Teselya krallarından birinin kızıyla beraber oluyor. Kız Tanrı'dan hamile kalıyor. Fakat Tanrı'ya sadık kalmayıp başka biriyle de birlikte oluyor. Apollon kendisinin bir ölümlüyle aldatılmasına çok kızıyor. Kız kardeşi Artemis'e kadının öldürülmesi için istekte bulunuyor. Ve büyük bir ateşin üstüne Artemis kadını getiriyor, bağlıyor. Canlı canlı yakıyorlar. Cezası bu. Tam artık karnında cenin. Axlepios karnında. Tam Apollon son anda dayanamıyor. Kadının karnından çocuğu çıkarıyor canlı. Ve o zaman doğanın bilgeleri, at adamlar var. Santorlar, kentavruslar. Mitolojide belki görmüşsünüzdür. Yarı at, yarı insan adamlar. Onlar doğanın sırlarını ermiş doğaüstü varlıklar. Çocuğu yetişsin diye onun yanına götürüyor. Çocuk Kentavros Hiro'nun yanında yetişiyor ve çok iyi bir hekim oluyor. Hani az önce anlattık ya, son anda hekimlerin gelip can kurtarması, açılın ben doktorum falan esprileri oluyor ya. İşte oradan kalma, yani Apollon'un deniyor çocuğu karnından alma hikayesi. Öyle ki ünü o kadar yaygın Axlepios'un, elinde bir ilaç var. Athena'nın verdiği Medusa'nın kanından yapılmış, sağ damarında akan kan zehirli, ölümcü. Sol tarafından akan kan ise ölümüne çare buluyor. Athena o kanı veriyor ona. Ve Axlepios bu yeteneğiyle hasta, ölümcül hasta, ölenleri dahi diriltmeye başlıyor. Tabii yeraltı tanrısı Hades bu işe çok bozuluyor. Yani ne zamandır müşteri gelmiyor hiç. Zeus'a şikayet ediyor Axlepion'u, Axlepios'u. Axlepios da, Zeus da elindeki yıldırımlarla Axlepios'u çarpıp öldürüyor. Rivayet edilir, Lokman Hekim'de de aynı şey var. Elinde ölümsüzlüğün yazılı olduğu reçete yıldırım çarptığında ölünce uçuyor gidiyor. Reçete, ölümsüzlüğün yazılı olduğu reçete. Uçtuğu yerde yağmurlarla mürekkepler toprağa karışmış. Ve orada bir bitki çıktığı söyleniyor. Ölümsüzlüğün yani bir bitkisiymiş bu, sarımsak. Sarımsak deniyor. Bence zeytinyağı olmalı. Neyse Apollon bu işe çok bozuluyor tabii. Apollon çok bozuluyor bu işe. Tanrı Zeus'un yıldırım üreten tek gözlü canavarları var. Kikloplar Etna Yanardağı'nın altında Apollon'a şimşek üretiyorlar. Pardon, Zeus'a. Apollon da o canavarları öldürüyor. Baş tanrıya karşı geliyor. İşte Axlepios'un hikayesi böyle. Şimdi gelelim günümüzün tıp merkezine. Burası kutsal yol. Buraya antik çağda hastalar geliyor. Kutsal yoldan geçip kutsal alanda toplanıyorlar. Kutsal su var. Günümüzde hala akmakta. Yıkanıp rüya odalarına alınıyor. Hamile kadınlar ve ölümcül hastalar alınmıyormuş. Nedendir artık orasını bilmiyorum. Burada günümüzün modern tıbbının kabul ettiği terhis, hareket ve telkin yoluyla tedavi yapılıyor. Bazı çıbanlara müdahale ediliyor. İşte cerrahi müdahaleler, hacamatlar yapılıyor. Ama daha çok müzik, işte telkin. Çünkü hastalara, kutsal suda yıkanan hastalara soruluyormuş. Ne rüyaları gördün? Hekim soruyor.
Buna göre hastanın verdiği cevaplarla işte telkin yoluyla, müzik yoluyla hastalar tedavi ediliyormuş. Şimdi hep birlikte gidelim içerideki kutsal sudan hem biz içelim. Evet, içimizde hamile olmadığına göre biz de gidip bir duş mu alırız artık bilmiyorum yani. Psikolojik hastaları bu suyun sesiyle tedavi ediyorlarmış. Evet, şu an kutsal suyun aktığı çeşmenin başındayız. Bir de ben içeyim bakalım şu kutsal sudan. Doğru Bey, burası çamur banyosunun yapıldığı havuzlardan biri. Geldiklerinde hastalar bu havuzlarda yıkandıktan sonra uyku odalarına çekilirmiş. Orada gördükleri rüyalara göre tedavi yapılırmış. Yalnız şu söyleniyor, Roma imparatorlarından Caligula ve Hadrian da burada tedavi görmüş. Yani o derece ünlü bir tıp merkezi o zamanın. İşte Hipokrat, bugün doktorların yeminini ettiği meşhur Hipokrat da Asklepios'un soyundan gelen üçüncü oğlu, en küçük oğlu. Kızı Higienia, hijyen kelimesi ondan geliyor. Hep yardımcı olurmuş. Doktorların yılan ve asası işte Asklepios'tan kalma. Kutsal zehir. Yani zehir olduğunu temsil ediyor. En ufak oğlu da Hippokan. Hipokrat'ın atası. Yani meşhur hakim Hipokrat'ın atası. Yalnız o günün şartlarıyla tedavide de bayağı başarı sağlıyorlarmış yani. Üç büyük tıp merkezinden biri Asklepios. Doktorun burası antik tiyatro, Asklepios'un tiyatrosu. Hastalara tiyatro, müzik gösterileri daha çok düzenlenen yer. O yüzden hastanenin tiyatrosu olduğu için biraz küçük. Müzikle tedavi edildiği için hastalar burada işte müzik gösterileri, tiyatro gösterileri yapılıyormuş zamanında. Günümüze kadar ulaşması da çok güzel tabii. Değil mi? Evet. Yukarıdaki tiyatro 25 bin kişilikti galiba. Burası 3 bin kişilikmiş. Orada tragedyalar oynanıyor, şey yapılıyor. Ne kadar güzel günümüzde, yöremizde hiçbir tiyatro yok. Değil maalesef mi? O günler maalesef. Ama biz bu topraklarda yaşadığımız halde daş deyip geçiyoruz. Ben de bir nacizane bir öğretmen olarak birazcık bunları merakımdan öğrendim. Bir nebze insanlarda ilgi uyandırabilirsek ne mutlu o bize. O zaman ama o zamanki şey yani şehircilik anlayışı şey olsun çok daha tabii, iyiymiş tabii. Yani ben o devre yaşamak isterdim yani. Kesinlikle bakın herhalde. Hani o Kızıl Avlu uğramadık. Gerçi o yani bunlardan çok ileriymiş yani. Kültür. Kızıl Avlu denilen bazilika var ya Bizans dönemi, Roma dönemi şeyi kilisesi. Mesela orada o zamanın mühendisliğine göre çok güzel. Dere şeyin altından geçiyor tünellerle. Kestel çayı, Selinos çayı oradan aşağıdan geçiyor. Yani yapmışlar fakat çay bölecek kilisenin avlusuyla yapıyı. O zamanın mühendisleri tüneller hala kullanılıyor tüneller. Oraya yapılmasının bir nedeni var herhalde yani.
Niye kalktı? Yani bilemiyoruz. Bahsettik ya, dedik Roma tanrılarına, pardon Mısır tanrılarına ithafen. Çünkü o dönemlerde Roma Mısır'a da hakim. Marcus Caesar'dan sonra Marcus Antonius Kleopatra'la büyük aşk yaşıyor. Hatta Bergama Kütüphanesi o zaman çok ünlü. Bergama Kütüphanesi'nde kitapların bir kısmını Kleopatra'ya hediye ediyor. Marc Antoine. Yani o şekilde. Ha bir de şey var, onu söylemeyi unuttuk. Parşömen kağıdı. Evet, parşömen. Yani Bergama kağıdı. Ben de şaşırdım, o zaman, yazıyor parşömen diye çalışıyor. Yani burada icat ediliyor. Çok önemli. Önce yani. Oğlak derisine yazılmış. Şey, papirüs Mısır'ın tekelinde. Ve rulolar halinde çok yer kaplıyor, saklanması zor. Bir de bazen siyasi krizlerde ambargo uyguluyor, şimdi Rusya'ya uygulandığı gibi. Mısır vermiyor. Tabii büyük kıtlık onlar çıkıyor. Onlar parşömeni çıkarıyorlar. O zaman Bergama Kütüphanesi'ndeki bir kütüphanecinin oğlu bunu buluyor. Oğlak derisini tabaklayıp üzerine yazma. Parşömen, yani pergamon, Bergama kağıdı diye geçer. Bir de yani dünya biliminde o da var, adını vermiş Bergama. Kitaplardan günümüze gelen var mı şu anda burada acaba? Yok. Zaten daha sonraki işgallerde çoğu, aslında daha çok şey vermiş, Bizans zarar vermiş. Mısır'da da, burada da mesela mermerlerin çoğu, bunlar pagan dinine, çok tanrılı dinlere ait diye mermerler yakılıp kireç haline dönüştürülmüş. Kütüphaneler yakılmış. İskenderiye Kütüphanesi falan yakılmış. Şeyde zarar vermişler yani, hani Roma ve Bizans zarar vermiş onlara. Bizimkiler gelmişler, almış taşı, işte evinin köşesine köşe taşı olarak yapmış binada şey, ama esas zararı o Bizans ve Roma vermiş onlara. Dis, mit, pro, ho, leo, s, leos, tes. Evet, bugünkü Bergama turumuzun sonuna geldik. Akşam oluyor, güneş batmak üzere. 100 kilometrelik bir yolumuz var. Yavaş yavaş toparlanıp evlerimize dönüyoruz. İzleyen bütün herkese çok teşekkür ediyoruz.